Değil mi? Evet. Evet. Takipçilerimiz gelsin. Kimler geliyor? Evet, insanlar gelmeye başladı. Ses nasıl aşkım? Jenny.com. İyi herhalde ses, değil mi bakayım? Ne? Sesin sonradan geliyor mu? Ha. Süper. Bakalım. Aynen. Şimdi ben filtre kullanıyorum yani, hani onu söyleyeyim de. Ama makyaj yapınca da böyle göründüğüm için filtre bana aldatmaca gibi gelmiyor. Çok güzel olmuşsunuz falan diyorsunuz ya. O heavy, ağır makyajı yapmaktansa, ki güzel görünmesine, güzel nasıl göründüğüne önem veren bir insanım. Ki buna yanlış bir şey yok bu arada. Bakımlı, hoş, güzel görünmek isteyebilirsiniz. Ben 500 tane şey süreceğime suratıma şu an. Ne? Ha. Tamam, okey. Yani suratıma bir ton şey süreceğim ve filtreyi basayım geçeyim diyorum açıkçası. Yalan yok. Ama filtresiz de böyle görünebiliyorum. Sadece biraz şu son zamanlardaki sürecimden bahsedeceğim. Hazreti İsa'nın çarmıha gelişine gelmeden önce. Ben The Cesur Yürek Yiliz. Kendime biraz fazla güvenerek Mart ayında bir tane Sophia Circle açtım. İki tane açtım hatta. Bir tanesi Kuan Yin Circle'ıydı. Ve Circle'ın, yani çemberin teması şuydu. İçimdeki çocuk bir daha asla acı çekmeyecek ve sadece benim koşulsuz sevgime sahip olacak. Sophia Kott'taki Kuan Yin Chapter'ı tamamen içimizdeki çocuğu iyileştirme ve en kabul edilmez yaralarımızı görüp kabul etmeyle ilgilidir. Tabii ki de ne oldu? Circle'ın sonuna doğru zaten bir sürü şey şifalandırdım ve her dönüştürdüğüm şey hemen üçüncü boyut, yani yetişkinlik hayatıma böyle etki etti. İlişkime hemen anında etki etti. Çok toksik bir anne ve babanın çocuğu olarak benim nasıl bir ilişki yaşamamı bekliyorsunuz, değil mi? Hani geçmişimi bilenler bilir. Beni hiç umursamayan ve çok kolay vazgeçen bir baba. Ah, psikopat derecesinde bir anne, hani, ve birbirlerini defalarca ve yüzlerce kez, neyse, yani birbirlerine çok kötü şeyler yaptılar. Tek tek o çocuk, o yaralı çocukların, o programlı çocukları bulup dönüştürülmesi, yani hızlandırılmış bir süreçti. En son Ölüme Çare Yok bölümünü yazdım ve orada kaldım kitapta. Kitap yani doğum çıktığı için çıkamıyor. Komik şeyler anlatacağım size biraz. Ölüme Çare Yok çok acıklı bir bölüm. Annem iki tane çok sevdiği kardeşini ben 1 yaşımdayken peş peşe kaybediyor. Ve sonra kafayı yiyor acılarını proses edemeyerek. Biz tabii ölümle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Ağlamak istemiyorum. Konuyu değiştireceğim. Çok ağlamalı canlı yayın olmasını istemiyorum. Neyse, sonra o çocuk işte annesinin o kafayı yeme süreçlerine şahit oluyor. Şahit olmak değil, çocuklar anne ne yaşarsa %100 onu yaşar. Sütünü bütünü yemiyorsun yani. O da işte orada şey var, ben asla bu acıyı yaşamak istemediğim için kalbimi sevgiye öyle bir kapatacağım diyor ki. Zaten çok geliyordu bu, işte neden kalbim tam açık, full aşk yaşayamıyorum ya da işte aşkın hayatıma girmesine izin vermiyorum. Bir sürü sebebin yanı sıra bu ultimate, en büyük korku, ölüm korkusu. Sevdiğinin ölümüne şahit olma korkusu. İşte bana her gün çalışacağım bir konu veriyorlar.
çok güzelsiniz diyorsunuz ya, siz de 3 haftada 30 tane panik atak dönüştürseydiniz, yeniden, her birisi yeniden doğumdu gerçekten. Siz de güzelleşirdiniz büyük ihtimalle böyle. Of, çok yani nasıl bir süreçten geçtiğimi Ceren şahit, İdil şahit. İleride şey diyoruz, röportajlar verecekler ve anlatacaklar bu süreçleri. Bunlara falan gülüyoruz kendi aramızda. Neyse yani hala da bitmedi. Çok hafifledi. Çok 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 hafifledi. Bu akşam saat 10'da bir tane büyük bir çalışma programım var. En içinden geçmek istemediğim şeylerden bir tanesi. Başını çıkarıp çıkarıp duruyordu içeriden, yani yüzünü göstermeye çalışıyordu ve ben hayır, bunu şu an çalışmak istemiyorum diye bastırıp bastırıp duruyordum. Ama bugün artık dayanamadı ve patlak verdi. Dedim ki tamam, benim şu an biraz sakinleşmeye ve bu çalışacağım şeye biraz önden hazırlanmaya ihtiyacım var. Kime diyorum bunu? Meryem Ana ve içimdeki çocuk. Ve yüksek benliğim ve İdil onların representatörü olarak yanımda böyle sürekli. Saat tam 10'da çok sağlam bir çalışma yapacağım ama lütfen şu anda değil, yani şu an biraz nefes almaya ihtiyacım var falan diye. Neyse, biraz hayata döndüm ya. Hayata döndüm ama hayatı tatlış tatlış tekrar yaşamaya başlayabildim. Artık böyle neyi nasıl yapacağınızı bildikten sonra çok da korkmuyorsunuz. Ayahuasca'da da bunu öğretmişlerdi. Acıyı çekmekten aşırı derecede çok korkuyorsun Yeliz'cim. Zaten panik atağın kaynağı genellikle acı çekmekten korkmak oluyor. Yani spesifik başka nedenlerle yüzünü gösterebilir. Acı çekmemek için panik atak çekiyorsun. Acı o kadar da korkunç bir şey değil aslında diye. Ve bak, görüyorsun, kabul ediyorsun. Kabulden sonra kendine şefkat veriyorsun. Hop, şifa, şifanın formülü bu işte diye böyle göstermişlerdi. Artık korkmana gerek yok demişlerdi. Kabul ama kilit nokta. Kabul çok zor. Biz zaten kendimizi kabul etmeyelim diye çok sağlam. Yani Matrix sistemi tamamen sizin kendinizi reddinizde. Kendinizi redde olmanız üzere sizi viral olarak sürekli programlıyor Matrix. Televizyonda izlediğiniz her şey... Her şey o kadar zararlı ki, her şey, her şey, yerli, yabancı, yani haberinden tut, magazin zaten çok 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 tehlikeli bir şey magazin, aşırı toksik, aşırı ağır programlıyor insanları ve dizilere zaten değinmeyeceğim. Zihin çok hassas bir yer, zihni yani korumak gerekiyor. Çok ciddi. Sadece gözlerinize ve kulaklarınıza sahip çıkmanız gerekiyor ve kalbinize dönmeniz gerekiyor. Zihine sürekli bu böyledir, şu şöyledir, şu şöyledir, realite böyle çalışırı yüzlerce dizi ve film izleyerek ve haber ve magazin izleyerek realitenin nasıl çalıştığına dair kendinizi sürekli programlıyor ve eğitiyorsunuz aslında. Orayı tamamen kapatıp tamamen Tanrı'ya güvene ve kalbe odaklanmak gerekiyor. Annem ve babamın yanı sıra çok fazla yani maruz kaldığım dizi ve filmlerden program çıkardım. Yani içimdeki çocuğun inanç sistemini çok etkilemiş. Çocukluğumda özellikle maruz kaldığım şeyler. Şimdi... Circle bitmek üzere, Sophia Circle Journey. Bir tanesi Mary Magdalene Self Mastery, öz üstadlık circle'ıydı. Bu da çok iddialı. Ben kendi hayatımın master'ı olacakmışım. Vay efendim, aman da aman. Yani böyle bir şeyin içine nasıl bir cesaretle, cahil cesaretiyle girmişim gerçekten. Bir de içimdeki çocuk da asla acı çekmeyecekmiş. İçindeki çocuğun asla acı çekmemesi için... Yani kendime bir minik hakaret etmek istiyorum. Be gerizekalı. Senin içindeki çocuğunun bütün yaralarını şifalandırman gerekiyor. Salak mısın da böyle bir topun altına girdin, yoğunlaştırılmış. Tamam, çok fazla şey dönüştü ve bunun çok güzel ekmeğini yiyeceğim ama kendime çok gücendim. Ağlama geliyor, ağlamayacağım. Kendime çok 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 gücendim. Yani resentful
Nasıl? Ya 3 ay önceki Yeliz'i gidip güzel dövmek istiyorum açıkçası yani. Çok zor bir süreçten geçtim ya. Çok zor gerçekten. Korkunçtu. Bir de Circle'ın bitimine yakın her şeyi ortaya çıkardılar. Korkunçtu, gerçekten korkunçtu. Bir daha Sofia Circle Journey çok uzun süre açmayacağım. Sofia Circle Journey böyle çalışan bir şey. Bir yolculuğa çıkıyorsun 3 ay ve... Ah. Sofia Circle Journey'nin Kuan Yin haftasını Allah'ıma bin şükür atlattık. White Buffalo Woman haftasına geldik. White Buffalo Woman'a ben çok özel bir aşk duyuyorum. White Buffalo Woman mucize kadındır. White Buffalo Woman bu dünyanın Mesih ruhu. Mesih kelimesi Hristiyanlıkça, Hristiyanlar tarafından çalınmış ve üstündeki anlamı bertaraf edilmiş, aslında çok önemli Christ. Mesih kelimesi çok önemli bir kelime. Aklınıza bildiğiniz Hristiyanlık gelmesin. White Buffalo Woman bu dünya gezegenimiz Sophia'nın rahminden doğarken orada şahidiydi. Kitapta yazıyor şairane sözlerle. Ben bunu ya bir canlıda ya bir derste tekrar tekrar söylemiş olabilirim. Bu benim anlatmayı en sevdiğim kısmı White Buffalo Woman'ın. Hep ağlama geliyor da gerçekten ağlamak istemiyorum. Bir noktada galiba salacağım. Sen bana bir peçete sağla, sana şuradan yanımda bulunsun ne olur ne olmaz. Belki de sizin şahitliğinize ihtiyacı var içimdeki bir şeylerin. Ama ağlamamayı tercih ediyorum. Yükselmiş üstadlarım yardım ederlerse. I was present for the conception of Mother Earth diye bir cümle var. Bunun dövmesini yaptıracağım ben yıllardır. Hala yaptıracağım. Bu galaksinin incisi olan muhteşem gezegeniniz. Tanrı'nın rahminden doğarken ben şahidiydim. Biliyorsunuz şahitlik çok önemli bir mertebe. Atomlar bile üçüncü boyuta kendini manifestlemek için üçüncü atomun şahitliğine ihtiyaç duyuyorlar. Üçüncü atomun presence'ında diğer iki atom ya da bir tanesinin yalan olmasın kendini üçüncü boyuta şahit madde alemine tezahür ettirebiliyor. Ayahuasca'da da 13 kişi vardı ve hepsi benim deli gibi yani Exorcism filmindeki gibi yerleri tepinerek şifalanmamı izlemişlerdi ve ben büyük rezil oldum. Bir yandan şifalanırken 8 saat boyunca kafamın bir tarafını rezil oldum, rezil oldum, rezil oldum, rezil oldum çakıyor. Bir de mükemmeliyetçi bir insan olduğum için rezil olmak en büyük korkularımdan birisi falan. Sonra işte senin acının şifalanabilmesi için 13 kişinin şahitliğine ihtiyaç vardı Yeliz'cim. O yüzden seni izlediler demişlerdi. Abi yine uyuşuyorum ben. Garip haller yaşıyorum bu ara. Nefes terapisi yaptınız mı bilmiyorum. Transformational nefeste olduğu gibi bir uyuşma geliyor ellerime ve yüzüme son zamanlarda. Özellikle bu konuları konuşurken. White Buffalo Woman'a geri dönelim. White Buffalo Woman'ın kutsallığı, yani kutsal kelimesinin vücut bulmuş hali olabilir. Kutsallığı insan algısının çok ötesinde ve çok 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 yüce bir ruh. İlk aldığım Kayara kolyesi, Kayara'nın Selection'ından başka kolye takmam ben. White Buffalo Woman kolyesiydi ve o kadar muhteşem ki hani onun story'de falan atarız yani kolyenin şeyini. Ve kitapta diyor ki, kitapta hayat hikayesini anlatıyor, bu dünyanın hastalıklı kalbindeki insanlığı anlatıyor. Kitaptaki ya bütün Sophia Kot zaten şairane bir kitap, muhteşem. White Buffalo Woman chapter'ı hepsinin ayrı bir yeri var kalbimde. Meryem Ana'nınki ayrı, Mary Magdalene'ninki ayrı. Kuan'ininki bambaşka falan. Ama White Buffalo Woman'la benim özel bir bağım olduğuna inanıyorum. Mucize kadın da derler. Tekrar beyaz bir bufalo kendini dünya üzerine
manifestlediğinde işte o zaman mucizeler altın çağı başlayacak, bu dünyaya yeniden şifa ve güzellikler akacak gibi şeyler diyor. İnsanlığın kurtuluşu ile ilgili böyle kehanetler var. Bu kehanetler çokça fazla var. Ve zaten 20 yıl önce bir tane White Buffalo sanırım yeniden doğuyor. Tam da bu hafta White Buffalo Woman haftasındayken karşıma bir de keşfette o Reels çıktı. Story'de paylaştım. Yeniden bir tane daha beyaz bir bufalo doğdu diye haber yapmışlar. Çünkü 100 yıllardır belki 1000 yıllardır yok. Ve inanamadım. Ve White Buffalo Woman siz o inisiyasyonu yaptığınızda size bir tane beyaz bufalo hediye ediyor. Ve o küçük beyaz bufalonun adı Miracle, mucize. Yani bu kadar sevgi, bu kadar şefkat, bu kadar yüce ve kutsal şeyler... Beni bunlar ayakta tutuyor ya gerçekten. Ve bu yüzük, ben Sedona'ya gitmiştim Kayara'nın eventine. Orada Kızılderililerin yaptığı özel marketler oluyor. Onların pazarları oluyor ve böyle onların işçiliğinden çıkmış şeyler. Ve koskoca pazarda şu yüzüğe böyle çok 20 metre öteden çekildim. Yani 20 metre öteden gözüme çarptı ve dedim ki bu... muhteşem bir şey ve benim parmaklarım çok incedir. Hiçbir yüzük bana olmaz. Taktığım anda oldu ve bu erkek koleksiyonu dedi kadın ama taktığım anda oldu. Kadın da inanamadı falan. Sonra işte kadının kocası yapmış. Kocasını aradı. Ben dedim onu direkt satın alacağım. Yanımdaki arkadaşım da kız da Yeliz bu yüzüğü direkt almalısın dedi. Yani direkt bu senin için yapılmış al. Kocasını aradı ve kocası şey dedi, aa dedi o taş White Buffalo Woman taşı, beyaz işte ak buffalo kadın taşı kolay bulunmaz ve sanırım bir tane var. Ve sonra ben bütün markette, bütün Kızılderililere sordum, sizde White Buffalo Woman'la ilgili bir takı var mı, bir taş var mı, bir şey var mı? Hayır yok, 20 tane tezgah var falan, bir tane var ve bu. Ya o kadar kalbime böyle muhteşem duygular doğuyor ki ondan bahsedince bile. Bu dünyanın koruyucu ruhu, bu dünyanın ruhu White Buffalo Woman ve Kızılderili anladığım kadarıyla kendisi. Bilmiyorum, ondan konuşmak istedim birazcık ya. Kolyesini de getirsene. Ya sabahtan beri muhteşem bir ışık vardı salonumda. Gittim akşam üstünü seçtim. Işık gitti şu an, kusura bakmayın. Sonra komik komik yorumlar yazıyorlar. Niye işte hesap makinesiyle çekilmiş gibi bu videoların kalitesi? Demiş bir tane takipçim, gülmekten öldüm. Bu da Kayara'nın işte White Buffalo Woman'dan kanallık alarak tasarladığı kolyesi. Artı işareti ve tekrar artı. Dört köşe, dört yönü onurlandırmak için demişti Kayara. Arkada da böyle muhteşem, küçük bir tane buffalo var. Ve White Buffalo Woman yıldırım, o ki bin tane yıldırım ve ışık varlıktan olan da sanırım. Şey of a thousand, yok. O ki bin tane beyaz bulut ve yıldırım varlıklardan olan diye geçer. She of a thousand white clouds and thunder beings diye geçer. Şurada da o yüzden küçük bir lightning bolt koymuş Kayara. Yani bunu böyle aşık olmuştum gördüğümde, hani dünyanın en güzel kolye ucu olabilir misin acaba diye her yerde bununla gezerim. Bir de benim olayım, çocukluğumdan beri benim bütün spiritüel olayım dua etmek aslında. Her işimi dua ile hallederim çocukluğumdan beri ve ilk açtığım eğitim de dua etme sanatıydı. En sevdiğim eğitimlerimden birisi. Bu Kutsal Sofya Bilgeliği'nin ilk açtığı eğitimdir. Dua etme sanatı diye akmıştı o. Şu anda da Magdalen Akademi'nin içinde var dua etme sanatı. White Buffalo Woman'ın bütün olayı ne biliyor musunuz? Size anlattığı tek şey dua. Dua ve mucize. Ve ben hep şey derim, ben mucizelerimi insanlara şey diyorum işte, ben mucizelerimi dualarla gerçekleştiriyorum işte. Hep dua ediyorum ve oluyor, dua ediyorum ve oluyor. Anlattığım şey buydu ve böyle mucizeler defterim var ki unutmayayım diye. Matrix sizi nasıl programlıyorsa siz de kendinizi öyle programlamalısınız. Olan her şeyi İdil'le ben
böyle yapınca böyle oldu, böyle yapınca böyle oldu diye realitenin dıştan değil içten çalıştığına dair mucizelerimizi kaydettiğimiz bir tane defter var. Zaman zaman duvara da yazıp asıyorum, unutmayayım diye yazıp asıyorum. Ve işte şey, White Buffalo Bomb'un inisiyasyonunu okuduğumda tek yaptığı şey sana dua etmeyi öğretmek. Prayer as vehicle. Bir araç olarak Tanrı'dan inen insanlığa bir hediyedir dua diyor. Canım Mike Buffalo Woman ya. Onun için ağlayacağım birazdan. Yani çok kutsal. Nasıl anlatılır bilmiyorum. Çok yüce ve çok kutsal. Hissiyatı ve sevgisi ve kutsamaları sizinle birlikte olsun. Yüreğinize insin. Siz de onu yücelerinizde hissedin ve anlayın. Anlayın. Onu anlamak seni Matrix'ten çok hızlı çıkarıyor. Sorun zannettiğin şeylerden de özgürleştiriyor. Umarım anlayabilirsiniz. Çok yüce bir ruh, çok yüce bir ruh. Ve Kayara kitapta hiçbir şekilde Mesih kelimesini kullanmak istemiyorum diyor, Christ kelimesini. Çünkü biliyorsunuz Kayara pedofili kampında doğuyor. Bilmeyenler için söyleyeyim, Pentagon'un altındaki sanırım yeraltı kampları var orada bir sürü. Çocuk tacirliğinin. Neyse, Kayara bu çocuklardan biri. Ve bizim tek okumamıza izinli olduğumuz kitap İncil'di diyor. Çünkü neden? Bir yandan 7-24 çocuğa tecavüz ediyorlar. Sonra da seksin ne kadar günah olduğu ile ilgili bir kitap, bunu anlatan bir kitap okutturuyorlar. Çocuk başına gelen şeylerden dolayı bilinçaltı böyle çalışır. Utanç paradoksuna düşürmek için yazılmış bir programdır. Dinler zaten. Tecavüz ettikten sonra bak seks ne kadar günah. Ne oluyor? Çocuk dev gibi bir utanç paradoksuna düşüyor. Ve sonra utançla beraber gelen suçlulukla yaşam enerjisi tecavüzcüsüne akar deli gibi. Stockholm sendromunun da olayı budur. Stockholm sendromu bize tohumlanır sürekli bu yüzden. Nefret ediyor İncil'den ve Mesih kelimesinden. Sonra Meryem Ana ve İsa diyorum. Jesus'tan değil de Hazreti İsa'dan. Ya bunu kullanmayacağım ve patriyarşiyle de Katolikler, Ortodokslarla, Papa hiç kimseyle uğraşmak istemiyorum diyor. White Buffalo Woman diyor ki hayır. Mesih kelimesi milyonlarca yıldır dünya üzerinde var. İnsanlığın tarihi 2000 yıl ya da 30 bin yıl değil tabii ki. Burada ne altın çağlar yaşandı, ne karanlık çağlar yaşandı. Hani milyonlarca yıldır dünya üzerinde hayat var. Mesih kelimesi ne? Bu şerefsizlerin bizden almasına ve çalmasına izin vermeyeceğiz diyor. Ve Mesih kelimesinin özü böylelikle bu dünyanın asıl halkı, öz ve öz bu dünyadan olan halk Kızılderililer ve ait aslında ve Mesih bir bilinç. Sanırım Mike Buffalo'nun biraz bunları anlatmamı istiyor. Hazreti İsa'dan girecektim, bunu anlatmamı istiyor. O yüzden eskiden benim profilimde şey yazardı, kutsal dişi Mesih bilinci. Sonra işte sen Hristiyan mısın, misyoner misin? İnsanlar üf dedim, tamam okey sileceğim, uğraşamayacağım ve Kayara'yı da anlıyorum yani. Olayın onunla hiç alakası yok, hiç alakası yok. Mesih kelimesini özgürce ve istediğiniz kadar kullanın. Ve çok yüksek ışık tohumlu, çok yüksek kutsallık barındıran bir kelime. İngilizcesi Christ, Türkçesi Mesih. Çok küfür edesim geliyor da etmeyeceğim. O dandik patriyarşik programlar ve patriyarşiyle de alakası da yok yani çocuk tecavüzcüleriyle. Ve White Buffalo Woman'ın yani Ak Buffalo kadının yoğun ısrarıyla Mesih kelimesini kullanıyor Kayara Sofia Kotta. Nasıl? Hoşunuza gitti mi duyduğunuz şeyler? Sanırım olayı Hazreti İsa'ya bağlayamayacağım. Aslında bağlamak istiyorum ama saat 10 olmadan bir yürüyüş de yapmak istiyorum sahilde. Biraz topraklanmam lazım. Onu başka bir yayına saklayalım. Enerjimin çok yoğun ve o kanaldan aktığı çok güzel bir yayın olması ile ilgili güzel bir yayın. Çünkü çok önemli bir bilgelik akacak oradan size. Hak yemekle ilgili, Hakk'a girilmesi ve kalp kırmakla ilgili. Hazreti İsa'nın bana öğrettiği çok büyük bir bilgelik var.
benim bunu entegre etmem 6 yılımı aldı. Ne olduğunu geçtiğimiz haftalarda anladım. Vulnerability is the key. Bilgelik bu. Savunmasızlık her şeyin anahtarı aslında diye ve onun aslında tek yaptığı şey insanların ona yaptığı korkunç şeylere kendini savunmasızca bırakıp teslim etmekti. Ellerinden çivileyerek astılar. Evet, o başka bir yayında akmak istiyor. Ne demek olduğunu, aslında benim en büyük korkularım olan şeyler, benim en büyük gücüm olduğunu keşfettim. Vulnerability is the key'den. Adam bana 6 yıl önce vermiş yani adam cevabı. Yine çok yoğun, aşırı mutsuz, intihar eşiğinde bir panik atak gecesinde gelip söylemişti. Teslim ol diye korkunun içine. Canım panik ataklarım ya. Bana çok fazla şey öğrettiler. Onlar benim hazinem. Onlar benim size buraya katmaya geldiğim kalbimin hazinesini kazarak çıkarmam için verilmiş bir araçlardı. Buradan da hem White Buffalo Woman'la hem Hazreti İsa'yla panik ataklarımı kutsuyorum. Cesur kalbimi de kutsuyorum. Böyle bir hayat yaşamayı seçtiği için kendimi de kutsuyorum. Sizi de kutsuyorum. Kutsamak çok güzeldir. Ayahuasca'da da bana söylemişlerdi. Kutsa, her şeyi kutsa diye. Siz de kutsayın. Diyerek böyle tatlış, güzel, canım White Buffalo Woman'ın enerjisiyle sarıp sarmalanmış. Kutsal bir canlı yayın oldu bu. He? Hoşunuza gitmiştir umarım. Bence gitti. Nasıl yorumlar? Çok güzel kitabı, çok soran ya. Ha, kitapla ilgili komik şeyler anlatacağım. Ben ya yani kendimi gerçekten yerden yere vurarak kitabı yazmak istemiyorum diye anırmak istiyorum. Her gün, şu anda da mesela. Gerçi saçımı başımı yolmak istiyorum falan. Geçen gün. Aa, bak biz çok salazıydı o. Ya öyle estağfurullah da ikimiz Ah Biraz bu. güldüreyim sizi. Üçüncü saniyesini Biraz güldüreyim sizi. Dün bana böyle bir irritasyon sıkıntı geldi, tamam mı? Ne? Yine bir panik atak geliyor. Yine mi bir tane travma şifalandıracağım falanım. Ne? Neden geliyor falan diye böyle haykırmaktan. Sonra bir sıkıntı, bir irritasyon var içimde. Cevap nasıl geldi söyleyeyim. Bu cevap günde 5 kez geliyor ama balık hafızalı insanoğlu olan ben günde 5 kez bu cevabı unutuyorum. Benim alt katımda bir showroom var. O showroom'a bir tane kadın gelmeye çalışıyor. Gelemeyerek ısrarla benim zilime basıyor. Ve ısrarla buraya gelmediniz hanımefendi dememe rağmen tekrar basıyor, tekrar basıyor. Orası burası değil diyorum. Açmadım ben de kapıyı. Neyse sonra bir şekilde alt kata ulaşmış, kapı açılmış, girmiş. Bir saat sonra tekrar kapım çalıyor ve ben böyle şeyim. Yine kim? Yine kim falan. Ondan, o sırada da bir toplantıdayız. Toplantının ortasında. Sonra İdil açıyor kapıyı. Bu sefer şey alt kat değil, evimin kapısı. Ve kadın diyor ki ben size yanlışlıkla bastım. Alt kata gelmiştim aslında diyor. Ama şeyi fark ettim. Siz benim takip ettiğim sayfasınız. O sayfa. Siz Yeliz Hanım'ın sayfasısınız. Burası onun evi. Ve gelip bir merhaba demek istedim. Hazır hani üst katımdayken. Ama kadıncağız böyle o kadar şey ki. Bu bir tesadüf olamaz. Bu bir tesadüf olamaz. Kapımda takipçim mi? Ben ona çok hayranım. Kitabı dört gözle bekliyorum. Kitap ne zaman çıkacak? Kitap ne zaman çıkacak? Kitap, kitap, kitap. İdil diyor ki tamam teşekkür ederiz. İşte yazın bir toplantıda kapatmam lazım kapıyı. Ama kitap hadi bekliyoruz falan. Cevap dün gelmiş. Kapımıza kadar getirmişler abi. Sonra ben bunu fark etmedim. Bugün işte bir arkadaşımı aradım. Bir yerde yemekteydik ve hiç beklemediğim bir insan. Yani hiç ve hatta bana şunu dedi. Senin bilgeliğin bana uymuyor. Çok kibar bir şekilde söyledi. Hani %100 tasvip ettiğimi söyleyemem. Ama o kitabı çıkarmak zorundasın. Sen görevlisin. Sen buraya görevli gelmişsin ve çok her yerim uyuştu bu arada. Aşırı aşırı saygı duyduğum bir insan gözümde.
benim için çok önemli olan bir insan. Öyle bir insan tarafından böyle bir şeyin söylenmesi ve ben evet biliyorum falan demeye çalıştıkça hiç durmadan ve susmadan sadece bunu söyledi. Görevli geldin, o kitabı çıkarmak zorundasın. Bana uygun değil ama o kitabı çıkarman için bir sürü insan bekliyor. Kitabı çıkarmak zorundasın. Böyle ısrarla söyledi sonra benim gitmem lazım deyip gitti. İdil'le böyle birbirimize baktık. Yani sonra bir arkadaşımı aradım. Dün toplantıda olan benimle burada arkadaşımı. Dedim ki böyle böyle bir şey oldu biliyor musun? Şu kişi bana bunu söyledi. Yezicim çok uzağa gitmene gerek yok. Dün kapına adam gönderdiler kitabı çıkarman lazım diye dedi. Ve fark etmemişiz falan. Kahkaha atıyorum yani. Böyle de komik şeyler oluyor. Saçımı başımı yolacağım gerçekten. Böyle çıkmıyor yani çıkmıyor. Çok komik bir şey söylüyorum. Kabız kabız yazıyorum ya. Hani benim gibi böyle yardırarak yazacak bir insan ve kitabın %70'i 80 hatta 90'ı bitti. Son birkaç tane chapter var yazmam gereken. Çıkmıyor. Nedenini de bilmiyorum. Çıkmak istemiyor sistemimden. İdil diyor ki çünkü çıkınca cennetine kavuşacaksın. Bunu çok iyi biliyorsun ve buna dirençlerin var. Mutlu olmaktan korkuyorsun. Aynen de öyle bu arada. Çünkü mutlu olduğun zaman mutluluk elinden alınabilir ki ben bunu yaşadım. Aşırı çok mutlu olduğum ve çok sevildiğim ve çok popüler olduğum bir dönem vardı üniversitede. Sonra onu kaybettikten sonra kendime gelemedim. Mutluluk kaybedilebilen bir şey. En iyisi hiç mutlu olmayayım. Kenardan kenardan ufak tefek mutluluklarla hayatımı idame ettireyim gibi bir sürü inanç sistemimde bir sürü şey vardı. İçimdeki çocuğu ikna etmem gerekti falan filan da. Artık mutluluğumu falan da salmış vaziyetteyim. Bu doğum sistemimden yapılsın, çıksın ve... Kitabın ruhu nereye gitmek istiyorsa gitsin, kime kavuşmak istiyorsa, kimi şifalandırmak istiyorsa. Bir yandan da iyi bir şey olmak zorunda. Hani bazen diyorum ki darmadağınık bir doğum halinde o kitap. Vereyim editöre yapsın ne yapıyorsa yapsın kendi kendine. Vereyim Ceren'e, İdil'e tamamlasınlar benim bilgeliğime zaten deli gibi hakimler. Hani ben yapamıyorsam onlar yapsın yardım alayım çıksın bir şekilde çıksın ama... Neyse çok komik değil mi ya? Kadın kapıma kadar gelip kitabı bekliyorum diye yalvardı yani. Ve biz şoktayız ne oluyor falan diye. Oradan anlamıyorum mesajı bugün buradan veriyorlar. Yeliz'cim kitabı çıkarmak zorundasın hani diye. O çok sevdiğim ve aşırı saygı duyduğum o kişi. İdil de diyor ki ben söylüyorum ama anlamıyor. Sizden duyması gerekiyormuş. Siz de görevliymişsiniz galiba diyor. Ne yorum geldi? Şerif kitabının ismi Yeliz olsun. Ay çok güldürdün. Çok teşekkür ederim. Geçen de hesap makinesiyle mi çekiyorsun bu videoları diyen kadın da beni çok güldürdü. Gülmeye biraz ihtiyacım vardı. Neyse sizi seviyorum ya. Bunları dinlediğiniz için, şahitlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Ay, bitirmeye çalışmak.